Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yepyeni bir oyunumuz var arkadaşlar. Oyunumuzun adı Pets Hotel, Games Incubator tarafından geliştirilen ve aynı zamanda Games Incubator ile beraber Playway SA tarafından yayınlanan çok güzel bir oyun dostlarım. Oyunu çok kısa size şöyle özetleyeyim. Bu oyun bir otel işletiyorsunuz ama normal bir otel değil, bir hayvan oteli işletiyorsunuz. Çeşitli hayvanlarla detaylı olarak ilgilendiğiniz bir hayvan oteli işleteceğimiz güzel bir simülasyon oyunu da diyebilirim. Şimdi öncelikle Games Incubator'a çok teşekkür ediyorum oyunu yolladıkları için. Buradan sevgilerimi iletiyorum. Şöyle opsiyonlar diyerek bakın oyunu hızlıca Türkçesi var. Orası bir kere mükemmel olmuş. Türkçesi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi grafiklere girdiğimizde bakın böyle bir defter menüs, yani defter şeklinde bir menüs var. Çok tatlı olmuş. Müziği kapattım. Teliflerden dolayı emin olamadığım için müziğini kapattım oyunun. Yoksa güzel de bir müziği var aslında. Şimdi bakın burada bu şekilde bir grafik menüsü var. Şöyle detaylıca bir inceleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Bakın ses menüsü bu şekilde. Dediğim gibi müzikleri kapattım. Kontrol bu şekilde kontrolleri var. Yeri geldik. Bir de buraya bakalım. Evet, buradan Türkçe dili seçebilirsiniz dostlar. Şimdi oyun hakkında tabii detayları vermeye devam edeceğim ama ben hiç oynamadım. İlk defa oynayacağım. O yüzden bakalım. Ya yani birlikte yüzleşeceğiz. Başımıza ne gelecek bilmiyorum. Yapımcılar kısmına da bakalım. Evet, emeği geçen tüm çalışanlara da hakikaten teşekkür ederiz. Çünkü ben bu oyunu epeydir bir takip ediyordum, ediyorum. Yani çok da eski sayılmaz. Aslında yeni de bir oyun diyebilirim bu oyun için. Yeni oyun diyerek şöyle abi böyle yumuşacık olacağız. Yani bu oyunda böyle evcil hayvanları olan veya herhangi bir şekilde bir hayvan edinen dostlarım bu oyuna bayılacaklar. Önce onu söyleyeyim. Henüz bir hayvanı olmayan veya bir hayvan edinmemiş bir kardeşim de bu oyundan sonra bir düşünecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi öğreticisi var, serbest oyun var, meydan okuma modu var. Yani meydan okuma şu an bizi birazcık zorlar diye düşünüyorum. Serbest oyuna da girebiliriz, öğreticiye de. Şimdi öğreticiye girmek istiyorum. Neden? Oyun biraz detaylı gibime geldi açıkçası. Çünkü bildiğiniz dekorasyon da var oyunun içinde. Tamamen sıfırdan hem yani inşa ediyorsunuz, tamamen bir otel inşa ediyorsunuz anladığım kadarıyla anlatıyorum. Onun üzerine de iç dizaynını falan her şeyini yapıp üzerine çalıştığınız bir oyun. Ama öncelikle ben bir öğreticiyle başlamak istiyorum çünkü detaylı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle öğreticileri mevcut. Neyse biz şöyle hayvan odaları inşa etmesinden şöyle oyunumuza başlayalım. Evet. Pets Hotel oyunumuzun adı. Gerçekten böyle bu tarz oyunlara da artık kanalda yer vermek istiyorum. Çok çiğil, çok tatlı bir oyun bana göre. İnceledim. Steam'den de siz de inceleyebilirsiniz. Pets Hotel şeklinde aratarak inceleyebilirsiniz. Fiyat bandını hatırlamıyorum ama ya özellikle indirimde alınabilecek bir oyun diyebilirim. Güzel de bir indirime giriyordur diye düşünüyorum. Biraz pahalı diye hatırlıyorum ama tabii kurdan dolayı olabilir. Yani muhtemeldir ki o yüzden. Ama ben indirimlerde Games Incubator'ın Türkiye pazarında bir böyle biraz daha güzellik yapacağına inananlardanım açıkçası. Tabii takdir onların ama biz birazcık daha böyle indirimlerde güzel fiyatlara düşerse Türk oyuncular olarak memnun oluruz diyorum. Evet, inşaat modunu nasıl kullanacağını öğreneceğin öğretici hoş geldin. Evet, girelim. Evet, bakın bu şekilde bir yerde başladık. Tabii bu öğretici modu. Yani normal modda bu kadar rahat başlayacağımızı düşünmüyorum. Evet, sol tıkla kapıları açıp kapatabiliyoruz. Telefon çalıyor. Sol tıkla cevap ver dedik. Selam. Amcan konuşuyor. Bana yardım edeceğin için mutluyum. Otel hakkındaki ilk görüşün nedir? Söyler misin? Gayet güzel de yani çok incelemedim. Direkt telefona geldim.
Beğenmen sevindirici. Yani güzel görünüyor. Gördüğün üzere hala inşaat halinde, dolayısıyla iş yapacak ellere ihtiyacımız var. Sıfırdan başlayalım. Oda inşa et ve ilk müşterimiz için onu boya. Tamam. Tableti kullanmak için tab tuşuna bas. İnşaat menüsüne fanus olduk. Tamam. Hızlıca geçiyorum buraları. Okuyorum. CT tuşuna basılı tut ve nesneyi fanus olduk. Üçüncü şahıs modunda. Tamam. Yaparız umarım. Evet. Oda yap. Tamam. Tableti açtık. İnşa etmek, ekipman falan. Tamam. İnşa etmek menüsünden mobilya döşemesi. Küçük yeşil simge nesnenin sadece çalışanlar tarafınca kullanabileceğini gösterir. Tamam. Okey. Ne inşa edeceğiz? Fark ediyor mu? Tamam. Şöyle bir kedi odası inşa edelim. Bu arada benim de bir kedim var. Evcil bir kedim var. Adı Minnak. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Tıkladık. İnşaat menüsünden duvar ve zemin. Doğru mu? Tamam. Ha, zemin tavan diyor. Ha, bir dakika. Tamam, zemin tavanı döşüyoruz. Bitti mi? Panel işte, tamam. Satmak için CTRL tuşuna. Tamam. Yukarıdan görüntü nasıl oluyor? Oo. Güzel. Yukarıdan da görüntüleyebiliyormuşuz. Güzel. Tıkladık. Duvar. Duvar yapmamızı istiyor bizden. Nasıl değiştireceğim? QE. Tamam. Çok güzel. Kapıyı nereye yapsak? Kapı yaptıracak değil mi bize? Tamam, zaten diğerini koydurmuyor. Bir tane boş kalıyor. Hemen tıklayalım şöyle. Bir de şuraya kapımızı atalım. Ve evet. Duvara monte bir tablet satın alıp as. Peki. Bir dakika. Oldu mu? Tableti kullanmak için tab tuşuna bas. Malzeme boyama değiştirme uygulamasına gir ve istediğin rengi seç. Yüzeyi boyamak için farenin sol tuşuna bas. Tamam, buraları yaparız. Vay vay, odamıza bak. Zemini, tavanı ve duvarları her iki taraftan boya demiş. Şimdi bu zemin mi? Nasıl yapsak ki şimdi ya? Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Tavşan var, kaplumbağa var. Bu arada farklı farklı hayvanlar var arkadaşlar. Şimdi bakın, göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Öğretici de getirecekler çünkü orada menüde yazıyordu zaten. O ne lan? Çok değişik şeyler var da hangisini yapsak ya? Şöyle bir şey yapsak. Tamam. Çok güzel oldu. Yani biraz hani balık akvaryum odası gibi oldu ama olsun ya. Benim hoşuma gitti ve cıvıl cıvıl oldu. Güzel oldu. Tamam, tavanı yapalım. Zemin değil. Tavan. Tavan. Tavana geldik. Bu ne lan? Nasıl yapalım tavanı? Şöyle yapalım mı? Rengi de var. Hangi renk seçelim? Rengi böyle o. Dur, bak şöyle. Böyle nasıl oldu? Yani bence güzel oldu. Tamam. Buraya olmamış, bir dakika.
Duvar, duvar, duvar nerede? Heh, bir dakika tekrardan. Şöyle. Heh, şimdi güzel oldu işte bak. Değişik oldu. Olsun. Benim hoşuma gitti. Sıkıntı yok. Zemini de seçelim. Zemini biraz daha böyle sade yapmayı düşünüyorum. Nasıl yapalım? Sade diyorum da yani gayet tatlı tatlı şeyler var. Nasıl yapsak? Çok böyle cırtlak bir renk istemiyorum. Yani hepsi güzel de nasıl yapsak? Fareli mahalle demek ki fare mahalle de gelecek herhalde. Hamster falan filan. Vallahi karar veremedim. Hadi şunu yapalım. Tamam bunu yapalım. Yani bence güzel oldu. Fena olmadı bence gayet güzel. Evet. Boya mı? Ya boyadık ya. Tamam. Şimdi ne yapacağız? He, ulan biz dışarıya yapmadık ya. Bir dakika. Burayı yapmadık daha biz. Burayı da aynısından mı yapalım? Şundan mı yapalım yine? Nasıl yapalım? Şu nasıl? Bu nasıl? Oo, gayet güzel. Olay bu. Ne oluyor lan? Telefon çalıyor. Geldim. Shift'le hızlı falan koşuyoruz. Abi oyun çok tatlı. Oynanışı falan çok güzel. Lan! Yanlışlıkla yaptım. İptal et. Nasıl iptal edeceğim? Nasıl iptal edeceğim? Neyse. Tamam, iptal etmeye uğraşmıyorum. Cevap ver dedik. Evet, amcamız mı? İyi iş çıkardın. Çok da zor değildi, değil mi? Evet, yani. Bugünlük bu kadar. İlk müşterilerimizi kabul etmeden önce dinlenmelisin. Eyvallah. Sağ olun. Öğretici tamamlandı. Sonraki öğreticiye geç. Geçelim. Serisinden hızlıca geçelim. Arkadaşlar boğazlarım kuruduğu için sürekli kahve, işte çay, su, sıvı tüketiyorum. Bir boğaz rahatsızlığım var. Daha önceden bahsetmiştim. Yoğun bir öksürük sürecini atlatıyorum. Yani henüz atlatmadım tam ama o yüzden bol bol sıvı tüketiyorum kurumasın diye. Bundan dolayı bir şeyler içiyorum. Kusuruma bakmayın. Evet. Otele gir. İkinci gündeyiz. Yardır. Evet. Bir dur dayı. Beni mi takip ediyorsun kamerayla ya? Selam amcan tekrar. İlk misafirlerimizi dört gözle beklediğini biliyorum ama gelmeden önce onların bilgilerini bilgisayara kaydettiğinden emin ol. Müşteri seni aradıktan hemen sonra rezervasyon yap. Yapman gereken tek şey söyledikleri bilgileri yazmak. Tamam. Ne çabuk aradı lan. Dur şuraya geçeyim de. Evet galiba müşterimiz arıyor. Efendim buyurun Pets Otel. Buyurun. Merhaba. Hayvanım için yarına bir yer rezervasyon yapabilir misiniz diye sormak istemiştim. Tabii ki efendim. Tabii ki. Tabii ki. Hayvan adı Gigi. Günler 3. 3 gün kalacak. Köpek mi? Oğlum. Lan biz köpek odası yapmadık ya. E biz kedi odası yaptık. Haydi. Müşteriyi kabul etmeyi onadıktan sonra evcil hayvanı bilgisayara kaydetmen gerekiyor. Sol tarafta hayvanınla gerçekleştirebilecek operasyon listesi yer alıyor. Tamam hacı anladık. Geç. Bu uzun yani. Hayvanı kaydet. Hayvanın ismi neydi? Gigi mi? Gigi. Köpek dedi mi bu? Vallahi köpek. Kaç gün kalacak? 3 gün. Köpek. Tamam. Küçük oda zaten diğer... Aa, büyük de var. Tamam küçük oda diyelim biz. E tamam mı? Oluşturalım. Oluşturuyorum. Oluşturdum. Tamam. Küçük köpek odası. Tamam.
Yani tamam. Aa. Anladık. Şu an oldu değil mi? Niye olmuyor? Lan. Gigi. Tamam. Ben köpek seçmedim mi arkadaş? Küçük köpek odası. Küçük oda. Tamam. Küçük köpek odası seçili. Israrla hayvanı kaydet. Ha, nereden kaydedeceğim? Ha, tamam. Şimdi oldu. Ama iyi de dostlar biz... Abi biz kedi odası yaptık ama. Aa. Köpek gösteriyor. Ben kedi mi? Kedi seçmedim ben ya. Neyse. Çaktırmayın hiç orayı. Bilmiyorum nasıl oldu. Efendim buyurun. Hızlı öğreniyorsun. Amcamız galiba bu. Müşteri yarın gelecek. Aynı zamanda onu bilgisayarda kabul etmeyi de unutma. Ve ardından dört ayaklı müşterimize odası da kadar eşlik et. Başarılar. Dört ayaklı müşterimiz. Hayvancıklar. Hayvancık otelimiz. Ya ben kedi seçmedim mi dostlar? Yani kediyi seçtim galiba. Ama köpek geliyor. Bilmiyorum. Hatırlayamadım. Neyse videodan ben de bakarım. Evet. Yağmurlu bir gün. Gidebiliyoruz mu? Yok gidemiyoruz. Neyse gidelim bakalım. Evet. Müşteriyi bekle diyor. Tamam bekleyelim. Bekleyelim. Gigi gelecek bize. Burada neler var? Oo, çok güzel değil mi? O ne lan? Aha geldiler. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Müşteri hayvanını vermek için geldi. Bilgisayarını kullan ve Booking uygulaması ile ilgili rezervasyon işaretle falan filan. Ne oluyor lan? O nasıl bir şimşek sesi? Çok fena şey yapıyor. Hayvanı seç. Hayvanı kabul et. Genel memnuniyet hemen güncellenmez. Memnuniyetin artması için evcil hayvanın ihtiyaçlarını bir süre karşılaman gerekir. Açlık durumu, susuzluğu var. Evcil hayvanın oyun durumunu gösterir. He. Oynayacağız böyle. Seveceğiz, okşayacağız falan. Pençeleri keskinleştirme ihtiyacını gösterir. Bu ihtiyacı karşılamak için bir tırmalama tahtası satın alınmalıdır. Hayvana tasma takma. Devam ediyor. Ne diyor? İnsan etkileşimi var. Dışkı tabii ki. Evcil hayvan hijyen seviyesi. Hasta. Hasta da oluyorlarmış bak. Hayvanın pençelerinin yanlış kesildiğini. He. Bayağı detaylı dostlar. Ama yok. Çok tatlı bir oyun ya. Gerçekten şu an öğretici bittikten sonra çok güzel şeyler olacak. Ben niye ona bastım? Hayvanı kabul et. Kabul et. Lan. Lan biz kabul etmişiz zaten. Tasma tak diyor. Nasıl? Nasıl takacağım? Hayvan al. Heh. Gel oğlum gel. Hadi görüşürüz. Bize emanet. Ne diyor lan? Ne yapacağım ben şimdi? Hayvanı odaya götür. Gel, gel oğlum. Gel, 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 gel. Tamam, şöyle gezdirme tasmasını çıkar. Tamam. Bir dakika. Ne oluyor Gigi? Ne oluyor lan Gigi'ye? Telefon beni rahat bırakmıyor ki. Gigi ile ilgileneyim. İlk bir sayfada bize vardığını duydum. Şu ana kadar güzel iş çıkarıyorsun. Şimdi gerçek bir meydan okuma söz konusu. Misafirimize gerekli bakım sağlanması gerekiyor. Tamam. Yarından önce gücünü topla, ihtiyacın olacak. Sonraki öğreticiye geç. Hadi bakalım geçelim. Aslında zaten birbirinin devamı. Yani öğreticiler bir böyle yani küçük bir böyle bir oyunun bir demosu gibi bir şey olmuş yani öğretici. Ben güzel olmuş.
Oyunu böyle ufak ufak gösteriyor. Aha yine telefon. Geldim. Selam ben amcan. Bugün adım adım sana misafirlerimizi nasıl iyi bakıldığını hissettirmelerini sağlayacağını öğreteceğim. Tamam amca. En basit ihtiyaç olan yemek ile başlayalım. Misafir aç görünüyor. Dolayısıyla ona mama vermen gerekiyor. Tamam, mama vermeden önce ne tür bir mama satın alman gerektiğine dikkat et. Hepsinin farklı tercihi. Dört ayaklı misafirimiz biraz kirlendi. Onu banyoya götür ve güzel bir banyo hazırla. Banyo falan da yaptırıyoruz. Banyo tırnaklarını kes tam hizmet. Aynı zamanda yeterli düzeyde egzersiz yaptırdığından emin ol ve misafirlerimizi okşa. Tabii ki de üzülmesini istemem. Neredesin oğlum? Gigi? Gigicim. Ne yaptın Gigicim? Dur lan. Tabi Tekir hayvanı seç ve tercihlerine göz at. Tıkladık. Evet, bu Gigi'ymiş. Ördekli mamadan nefret eder. Danalı mamayı sever. Yaramaz. İnsanlarla sıkça etkileşime girmekten hoşlanır. Güzel. Tamam. Kapansana lan. Heh. Hayvanı okşa diyor. Gigi. Gigi oğlum ne yapıyorsun oğlum? Gel. Gel oğlum. Aa. Mouse'la biz yapıyoruz. Gigi. Benim güzel oğlum. Gerçi oğlan bilmiyoruz da ben oğlum deyip duruyorum. Hızlıca Gigi'yi okşadık, sevdik. Tamam. Heh, çıktık. Hayvan yemi satın al diyor. He bak buradan. Danalı köpek maması. Evet, Gigi'nin sevdiği mama bu. Aldık. Yemek kabını doldur diyor. Yemek kabı nerede? Aa bunlar ne ara geldi lan? He, öğretici ya bizi almadan direkt geliyor anladım. Doldur. Danalı köpek maması seçtik. Oh gel oğlum gel. Gigi. Artık oğlum diyorum. Bilmiyorum oğlan mı? Dişi mi? Erkek mi? Lan! Kapıyı açma. Emanet bak ne olur ne olmaz. Doldur. Buraya da suyunu doldurduk Gigi'nin. Evet. Bir dakika ya. Şunu fark ettim. Arkadaşlar şöyle hatta şöyle alabilirim aslında. Tekrardan şöyle bir açayım. Evet. Kameramı şöyle almak istiyorum çünkü evet. Burayı kapatıyormuş. Şimdi fark ettim ama zaten oraları ben size okudum, tarif ettim. Ne yapılacağını söylüyor sadece. Evet. Gigi afiyet olsun oğlum. Hayvanın yiyip içmesini bekle. Tamam bekleyelim. Bekliyoruz. Afiyet olsun Gigi. Bak doluyor. Güzel. Biraz daha koyayım mı oğlum? Gerçi yem kaldı mı onu da bilmiyorum ama. Bak. Mesela buraya bir tablo asmışlar. Işıklandırma var. Güzel bir koltuk falan. Bildiğin otel işletiyoruz ama hayvan oteli dostlar yani. Olay bu. Hayvan oteli işletiyoruz. Oh. Lan oğlum ne oldu bu hayvana? Tertemiz diye şimdi. Gigi bu hal ne oğlum? Tablete gir ve şampuan satın al. Hemen. Normal köpek şampuanı satın aldık. Hayvana tasma tak. Gigi. Dur lan. Gigi bu hal ne Gigi? Allah seni kahretmesin. Tertemizdin ya. Yemekten sonra mı böyle oldu? Ne oldu Gigi? Gigi. Gigi. Kese atayım mı sana oğlum biraz? Gigi'nin karnını seviyoruz. Oo. Tamam oğlum yeter mi? Bir de şey yap Gigi. Patini ver oğlum. Kızım ya da. Aferin Gigi. Merhaba. Hadi bakalım gel seni bir yıkayayım. Yani böyle de çok açıkçası sevilesin bir tarafın yok ama. Gel bakalım. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum gel. Tamam. Burada mı lan? Bu ne lan? Bura ne? Tırnak kesim istasyonu. Yok. Burası değil. Heh bura. Gel oğlum. Gigi geç. Geç Gigi. Normal köpek tamam. Aldık onu. Evet. Gigi'yi bıcı bıcı yaptırıyoruz. Hayvanı banyoya götür ve yıka köpüğü durulamayı ve
İyice kurutmayı unutma. Önce köpüklemedik hayvanı. Tamam. Şampuanı Gigi'ye boşaltıyoruz. Oo. Dök 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 her yerini dök. Dök 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 dök. Şöyle her tarafına Gigi'nin dolmadı. Hadi. Oğlum nereye dökmüyoruz? Tamam. Gigi. Gigi içtiliyoruz. Köpürtelim. Oo. Güzel oğlum. Dur bakayım dur. Tamam. Şimdi bir de yıkadık mı tamam. Gigi pırıl pırıl olacaksın. Hadi bakalım. Oh oh. Ne kadar da uslu duruyor ya. Çitiledik zaten hayvanı. Dolmuyor. Sal böyle sallan. Heh, tamam. Bir de kurutalım. Gel oğlum. Evet. Hayvana tasma tak. Gigi. Sıhhatler olsun. Gel bakalım. Gel oğlum gel. Tırın. He. Tamam gel. Gel gel vaz. Buraya gidiyoruz. Gel Gigi gel. Tırnağını kesecekmişiz. Nasıl keseceğiz la? Tırnak kesme. Boşluk tuşuna bas. Şuradayken mi? Oy. Aman aman aman. 5 tane keseceğiz. İkinci geliyor. Tamam. Burada kesersek hayvan bağırıyor mu ne oluyor? Aman neyse denemeyelim. Yok. Denemeyelim. Son. Tamam. Gigi aferin oğlum. Taktım ben bunu. Oğlum diyeceğim ben buna. Hayvanı dışarı çıkar. Nereye çıkarayım? Şuradan mı? Buraya çıkaracak halimiz yok. Arka taraf. Ha bahçe. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel 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 lan ne güzel bak buralar arabalar geçiyor. Oo. Şu şehirde gezebiliyoruz mu acaba? Tasmayı çıkardık. Gigi. Hayvan tuvaletini yapana kadar bekle diyor. Gigi ne yapıyorsun lan? Buraya yapılır mı? Öf. Gigi ne yapıyorsun? Yatma oğlum üstüne yatma lan. Daha yeni yıkadım seni ya. Gel buraya. Gel. Karnın acıkmış bak. Odaya götür diyor. Gel. Gel oğlum gel. Neyse. Odaya götür. Gel bakayım sen buraya. Evet. Gel 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 gel. Aferin. Telefona cevap ver. Sen burada bekle. Bakayım bir. Hadi kolay gelsin sana. Geldim geldim çatlama. Evet tablette de bakın yazıyor bu şekilde. Gigi kalan günü bir. İkinci gününde tüm bakımlarını yaptık. Evet buyurun. Pets Hotel. Harika iş. Misafir çok mutlu gözüküyor. Bizim işimiz. Aynen böyle devam et. Sonraki öğretici diyelim. Yardıralım. Evet. Abi ben çok beğendim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Lütfen hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Otele gir. Girdik. Ne yapıyoruz bugün? Tabii ki de telefona cevap veriyoruz. Evet, cevap verelim. Şöyle hızlıca. Ben amcan hayvanı sahibine teslim etme zamanı geldi. Evet bugün üçüncü gün. Müşteri geldiğinde hayvanı bilgisayardan sil ve ardından hayvanı sahibine ver. Müşteriyi bekle. Bekleyelim. Ben şu odaya bir bakamadım bir türlü. Burada bizim laptopumuz var. Patilo kolu. Abi her şey böyle çok tatlı ya. Ne oluyor lan geldim. Aa, efendim hoş geldiniz. Tamam bilgisayarı kullan. Evet sizin Gigi'ydi değil mi? Zaten başka hayvan yok da çaktırmayın. Hayvanı sahibine teslim et dedik. Sıfır ödemesi tamam. Böyle böyle para kazanıyoruz. İşletmeyi büyütüyoruz. Anlaşıldı. Yani oyunu az buçuk anladım diyebilirim. Gigi'yi alıp getiriyoruz. Bekleyin efendim. Gigi. Hadi gel. Bak gel.
Sahibin geldi. Seni besleyen, büyüten. Efendim, gelsen oğlum. Gel lan. Gitmek istemiyor. Bu bizde kalacakmış ha. Haberin olsun. Buyurun. Al. Hadi. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Yine bekleriz. Bay bay. Cevap ver dedik. İlk misafiri atlattık. Şimdi diğer misafirimizi bekleme zamanı. Tamam, sıkıntı yok. Bekleyelim. Yine öğretici. Sıkıntı yok. Abi, bu inceleme videosu olsun arkadaşlar. İnceleme tadında. İlk bakış videosu olsun. Seri yapmayı düşünüyorum bu oyunu. Ama tabii desteklerinize ihtiyacı var. Yani siz destek olursanız bana da videoyu çekme ihtiyacı gelecektir. Video izleyen kardeşlerimden bu videoya güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmemenizi rica ediyorum. Bence çok şeker bir oyun. Yani kendimiz sıfırdan oteli baştan bir yere inşa edince daha da böyle tatlı olacak. Bu böyle oyunu öğrendiğimiz bir simülasyon. Bir fragman gibi düşünün. Merhaba, ben amcam. Bugün küçük hayvanlarla ilgileneceğiz. Ne de olsa onların da ihtiyaçları var. Tamam. Ne oluyor oğlum? Yeni kapattık ya. Tamam. Tabii ki. Balık mı? 3 gün kaptayın. Allah Allah. Bu nasıl bir iş la? Balık da mı geliyor? Rica ederim. Kullan. Tamam, anladık. La kapat. Tamam. Hayvanı kaydet. Neydi? Bir dakika, notlara bakalım. Kaptan günler 3 balık, şaka gibi la. Balık. Kaç gün? 3 gün dedi değil mi? Aynen. Oluştur dedik. Ol lan. Tamam. Heh. Seçtik ve yine telefonumuz çalıyor. Bir salın beni. Şu telefona hızlıca bir bakayım. Evet. Bugünlük bu kadar. Asıl mücadele yarın başlayacak diyor. Ne oldu? Evet, ikinci diğer güne geçiyor. Evet. Geçsin. Çok güzel. Bayıldım. Şeker gibi oyun. Çok güzel oyun yapmışlar. Serisi çok güzel. Bence olur. Aha, yine bir yağmurlu gün. Hemen otelimize yardıralım. Müşteriyi bekle. He, müşteri gel. Öyle mi? Tamam. Bu ne? Susadım, su içemiyoruz mu? Bu ne la? Anam geliyor ya bu. Ha. Gel gel. Efendim, buyurun. Pardon. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Vallahi adam balığını tuttu getiriyor ya. Buyurun. Hayvanı kaydettik oğlum. Kabul et diyeceğiz. Kabul et. Tamam. Hayvanı müşteriden al. Tamam. Alalım hemen. Verin. Hadi. Kendinize iyi bakın. Balığı akvaryuma götür. Akvaryuma derken? Nerede oğlum akvaryum? Orada değil. Buradadır herhalde. Yo. Oğlum akvaryum nerede? Lan aa. O da değişmiş. Aa, tablete gir ve balık gemi satın al. Tamam, hemen alalım. Şöyle aldık. Mama ver. Verdik. Kaptan, al bakayım. Balık da besliyoruz vallahi. Ne? Hayvanla oynama. Balığın baloncuklardan kaçmasına yardım et ve balık mutlu olacak. Kaçamadı. Balığı biz mi hareket ettiriyoruz? Tamam ya. Yemesini bekle diyor. He, tamam. Kaptan sen yemini ye ya. Yiyor musun? Balıkla oyna. Oynadık ya. Çalan telefona yapmıyor. Hemen. Geldim lan, patlamayın. Evet, buyurun.
Evet, aram iyidir. Sonraki öğretici. Öğreticiler devam ediyor. Galiba bu son olacaktır. Güzel, uzun uzadıya keyifli bir video oldu. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Yani ben bu oyunu seri yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Böyle güzel olacaktır. Hatta şey falan da var herhalde bu oyunda. Kaplumbağa mı? Farklı farklı hayvanlar da var dostlar. Böyle birden fazla hayvan yeri yapıp birden fazla hayvanı kabul edebileceğiz ve para kazanacağız. Bu şekilde büyüyeceğiz. Evet. Ekstra bir yardım eli kesinlikle işe yarar. Bugün sana çalışanların nasıl işe... A. Çalışan ilanı. Ciddi misin? Yönetim bilgisayarına git ve... Bu değil mi? Yok. Bu değil. Lan bir sal lan. Tamam kullanmıyorum. Ya arkadaş. Şurada bir bilgisayar var. Onu diyor. Ha burası. Evet. Geldik. Ne diyor? Çalışanların yönetimi değil. Değil. Çık var. Ote. Para. Bu mu? Reklam. He. News. İş ilanı. Resepsiyon mu? Resepsiyon. İlan kaç gün yayında kalacak? 3 gün. 4 gün, 5 gün kalsın. 3 gün kalsın ya. Sal beni. Ne oluyor? Geldim geldim. Çatlamayın be yahu. Pardon. Şöyle. Girelim bakalım. Aa tamam. Hadi bakalım. Evet aday yarın geliyormuş. Haydi bakalım. Kimler geliyor? Acaba görelim. Bakalım. İkinci gün. Lan. Adayı bekle. Tamam bekleyelim. Haydi bakalım. Evet çalışanımız da geliyor. Lan ne oldu? He bak. Balığı yollamışız. Tamam onu da öğrendik. Müziği aç. Hayır. Yok yok. Kapat. Zaten kapalı da. Bu ne la? Açık zaten. Aha aday geldi. Nereye gidiyorsun lan? Gel gel. Müsaitim. Hoş geldin. Ben buraya mı oturuyorum? Nasıl yapıyorum? Özgeçmişine tıkla ve adayı işe al. Tıkladım. Ne diyor? Seviye 1. Walter Brown. Dayıcım. Gel dayım ya. Hayırlı uğurlu olsun ya. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Telefon çalıyor. Dayı görüşürüz. Kendine iyi bak. Yarın mı başlayacak? Ne yapacak bu? Gidiyor bu. Evet. Öyleymiş. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın... Tamam. Haydi bakalım. Evet. Çalışan odayı da var. Mis gibi oyun. Böyle hayvan severlerin bayılacağı bir oyun. Hayvansever arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bence bir oynayın derim. Yani indirimde özellikle almaya çalışın. Çünkü ben yani ne kadardı fiyatı hatırlamıyorum ama biraz pahalı gibi hatırlıyorum. Çalışan işe gelene kadar bekle. Bekleyelim. O kim lan? Oradan yürü. Gelsene oğlum. Abi işe almadık mı biz seni ya? Bu ne lan? Git bakalım. Bilmiyorum bir etkileşim yok, bir olayı yok. Anlamadım. Dayıcım. Neyse gelmeyecek herhalde o. Bir sen bilirsin gelmezsen gelme yani ne diyeyim. Ne yapacağız şimdi? Ya bu dayının keyfini mi bekleyeceğiz? Gelmiyor adam. Dayıcım. Bulutlu. Fotoğraf makinesi mi? Aa, fotoğraf mı çekiyoruz? Lan. Fotoğraf modu mu var oyunda? Çok iyi, çok iyi. Kayıt. Niye yok? Ha, öğretici. Normal. Lan dayı. Ya gelmiyor mu sen? Ne yapıyorsun? Tövbe estağfurullah. Anlamadım ki amca seni ya. Sen neden gelmiyorsun?
O ne la? He. Pets Hotel logosu. Ya amcacım saat kaç oldu? Saat 9 oldu ya. Nereye gidiyor? Ne yapıyorsun amca? Amca daha gelme, işe başlamadan su içiyor ya. Afiyet şifa olsun. Tamam susadın anladık. Yönetim bilgisayarına git ve çalışanı çalışma saatlerini değiştirme. Neden? Aa saat ne güzel. Tıkladık. Çalışma saatini değiştir. Tam 8.16. He. Nasıl değiştireyim ki? Ne yapayım? Ne istiyor yani bu hacı abi? 9.17 değil mi? 10.18. Tam 10.18 yapalım. Çalışanı molaya gönderdim ya zaten lan. Dayıcım neredesin sen ya? Dayı al sana mola. Eğitime. Nasıl yani? Bir kereye mahsus masraf çalışan maaşına 100 oranda zam yapıldı. Ney? Eğitime gidecek işe gelmeyecek mi? Bu ne güzel bir işmiş ya. Buyurun. Evet sizi dinliyorum. Aferin bugünlük bu kadar. Harika çıktı dolayısıyla bu oteli sana emanet ediyorum. Evet. Öğretici tamamlandı diyor. Ana menüye şöyle dönelim arkadaşlar. Öğretici tam öğrendik artık. Öğrendiğimizi düşünüyorum. Oyunumuz bu şekilde dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni oyun diyerek oyunumuza seri olarak devam etmeyi ben düşünüyorum. Tabii beğenileriniz ve yorumlarınız doğrultusunda hareket edeceğim. Tekrardan Games Incubator'a çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben oyunu çok beğendim. Evcil bir hayvanı olan birisi olarak böyle bir oyunla karşı karşıya olduğum için, böyle bir oyuna denk geldiğim için çok mutluyum. Seri yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Çünkü epey bir detay var bu oyunun içinde. Gördünüz zaten. Hızlı hızlı geçti yani her şeyden birer tane gösterip geçti. Dediğim gibi güzel bir destek gelirse devamı seri olarak gelecek. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen kardeşlerim kanalımıza abone olursa çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.